Hoş geldiniz. Bu videoda Masonların kurucu üstadımız dedikleri ama hakkında çok az şey bilinen Hiram Abiff'ten bahsedeceğim. Bu öyle klasik bir biyografi anlatımı değil. Zaten beni ve kanalı takip edenleriniz bilir. İşin içinde bir tuhaflık, tutarsızlık ya da gizem olmazsa karşınıza çıkıp vaktinizi almam. Bir de tüm olaylar Antik Mısır'da geçince benim için daha bir cazip oluyor. Yani her zamanki klasik Ayhan Çakmur tarzı bir video izleyeceksiniz. O halde başlayalım. Yıllar önce okuduğum Hiram'ın Anahtarı adlı kitapta öne sürülmüş olan bir teori vardı. Yakın zamanda başka bir yerde bu hikaye tekrar karşıma çıkınca belki birçoğunuz bilmiyordur diyerek sizlere nakletmeyi uygun gördüm. Okuduğum bu kitabın yazarları tescilli masondurlar. Bunu zaten açıkça yazmışlardır. Masonlukta hep anlatılan 33. derece veya bazı ritlerde 55 derece gibi seviyelerden bahsedilse bile işin özünde sadece 3 derece vardır. Bunlar çırak, kalfa ve üstad. Bu 3 dereceye geçiş ise mutlaka bir seremoni yani ritüel eşliğinde olur. Ama öyle lise bitirme balosu gibi değil. Oldukça gizemli ve etkileyici törenlerdir bunlar. İşte masonik locaların temelini oluşturan bu 3 farklı derecedekilere birçok bilgiyle beraber mutlak suretle masonluğun kurucusu kabul edilen Hiram Abiff'ten bahsedilir. Böylece bu isim bir sonraki kuşağa aktarılarak daima diri tutulur. Alıntılar yapacağım kitabın yazarları Christopher Knight ve Robert Lomas, Hiram Abiff'in kim olduğunu bulabilmek için umutsuzca yola çıkmışlar. Bu iki insan gayet bilgilidirler. Ayrıca araştırmalarına müthiş bir önsezi ve kurgu eklemişler. Yoksa zaten 3-4 bin yıllık olayları ve kişileri tahmin edemezlerdi. Kendilerince gayet mantıklı şekilde birleştirilmiş parçalardan oluşan bir puzzle yani tez ile ortaya çıkmışlar. Buna inanıp inanmamak elbette sizin yorumunuza kalıyor. Fakat sonda söylemem gereken bir şeyi dayanamayarak şimdi söyleyeceğim. Akılları sıra düzgün ve yararlı bir araştırma yaptıklarını zannetmelerine rağmen hiç yapılmaması gereken bir hata yapmışlar. Ne mi? Sonuçta Yahudiler kötü adam çıkmışlar. Hatta yalancı ve katil durumuna düşmüşlerdir. İşte bu iki bilgili ve kendince akıllı mason beyler belki de ilk kez gerçeği görmüşlerdir. Yahudilere ve onların kurgulayıp sunduğu tarihe asla ters düşemezsin. Bu sebeple tahmin edebileceğiniz gibi tezleri tüm mason aleminde uçuk kaçık bulunmuştur. İsterseniz neler olmuş bir bakalım. Tüm hikaye Hiram Abiff'in Kudüs'e gelmesi ve Hazreti Süleyman tarafından tapınağın inşaatının baş mimarı ve yöneticisi olarak atanmasıyla başlar. Tapınak tamamlanmak üzeredir. Kadim bilgeliğin gizli şifrelerini öğrenmek isteyen diğer sanatkar duvarcılar ona tuzak kurarlar. Görünüşe göre bu saldırganlar 3 kişidirler. Hiram Abiff usta bu tuzakta her bir saldırganın isteğini geri çevirir ve saldırganlar her bilgi vermeyi reddettiğinde onun başına duvarcı araçlarıyla vururlar. İlk iki saldırganın vuruşlarında yaralanır ve üçüncü saldırganın vuruşunda ise ölür. İşte bu şekilde bilinen ve anlatılan olay sanki bir tiyatro gösterisi gibi canlandırılır ve mason localarında biraz önce bahsettiğimiz dereceleri atlarken sembolik olarak uygulanır. Galiba buraya kadar her şey açık. İncil'in veya Tevrat'ın hiçbir çevresinde bu olay geçmez. Tevrat, Hazreti Süleyman'ın tapınağının yapımından bahseder. Üstelik burada Hiram isminde birinden de söz edilir. Fakat Sur'un kralı Hiram'dır bu. Yine Tevrat'a göre Hiram, Hazreti Süleyman'ın isteği üzerine tapınağın yapımında kullanılmak için sedir ağacı ve işçiler gönderir. Kendisi gelmez, ayrıca mimar ya da duvarcı ustası olduğu hiçbir yerde yazılı değildir. Yani masonların anlattığı öyküdeki Hiram Abiff ile Tevrat'taki kral Hiram arasında hiçbir benzerlik yoktur. Bu olay nasıl böyle yorumlanmış kimse bilemez. Ancak bir başka durum eklemeliyiz. Kitabın yazarları belki de açıklanmaması gereken bir bilgiyi okucularla paylaşıyorlar. Bu da masonların üstadlık töreni esnasında kendilerinin saygıdeğer üstad mason diye hitap ettikleri kişinin söyledikleridir. Büyük üstad törende aynen şunları diyor. Ölümün, onursuzluğun ve yalancılığın lekesinden daha korkunç olmadığını
adil ve dürüst insana öğretirler ve onu bu dehşet konuyu düşünmeye çağırırlar. Bu yüce gerçekle Masonluğun tarihi olayları hepinizin bildiği gibi Kral Süleyman Tapınağı'nın yapımında baş mimar olan ve inşaat tamamlanmadan önce hayatını kaybeden büyük ustamız Hiram Abif'in sarsılmaz bağlılığı ve zamansız ölümü gibi büyük bir olaydan bahsediyor. Yazarlarımız Hiram Abif'in tarihte kilit rol oynamış bir kişilik olup bir şekilde bilerek farklı bir figür haline sokulmuş olabileceğini düşünmüşler. Bu yüzden yapabilecekleri ilk şeyin isminin anlamını araştırmak olduğuna kanaat getirmişler. Abif'in eski Fransızca bir kelime olup anlamının kayıp iken Hiram'ın İbranice'de soylu veya kral anlamına geldiğini bulmuşlar. İkisi birleştiğinde kayıp kral anlamı ortaya çıkıyor. Bakın kitapta ne diyorlar. Eski Mısır'ı araştırmaya başladığımız anda Hiram Abif'i araştırmayı bıraktık. Çünkü hiçbir delilimiz yoktu ve var olmasının imkansız olduğunu düşündük. Ama çok tuhaf bir şekilde Hiram Abif'in kendisi bizi uzak geçmişten gelip buldu. Eski Mısır'ı araştırınca en büyük Mason gizemlerini açıklayabilecek muhtemel bir çözüm kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. Eski Mısır'da geçici bir ölüm ve dirilişe dayalı gizli bir tahta geçme töreni yapıldığını öğrendik. Görünüşe göre İsrailliler bu töreni ve bunun özel sırlarını miras almışlardı. Yazarlarımız İncil'i bir kez daha gözden geçirince Yahudilerin tarihinin başlangıcı ve önemli kutsal kişilerinin hepsinin Mısır ile ilgili olduğunu görürler. Bu en başta kutsal semavi dinlerin kurucu atası sayılan Hazreti İbrahim ve ardından Hazreti Yakup, İshak, Yusuf ve Musa peygamber ile devam eden nesildir. İncil'de yer alan Yaratılış kitabında İsrailler ile Mısırlılar arasında hoşgörü ve işbirliğine dayalı bir ilişkinin anlatımı vardır. Ancak Mısır'dan çıkış bu iki halk arasındaki büyük bir anlaşmazlık olduğundan bahsediyor. Bu ilişkideki hızlı değişimin nedenleri Hiksoslu kralların dönemi hakkında bilgi edinildiğinde çok daha anlaşılır hale geliyor. Mısır tarihini incelediğimizde çok enteresan bir dönem ile karşı karşıya kalıyoruz. Hiksoslar dönemi. Milattan önce 1780 ya da 82 ile 1570 yılları arasında tüm Mısır'ı egemenlikleri altına almış bir topluluğun varlığı söz konusu. Hiksos kelimesi genellikle tarih kitaplarında çoban krallar anlamında kullanılmıştır. Fakat yazarlarımız bu kelimenin Mısır terimlerinden çöl prensleri anlamına gelen Hikaukhosvet olduğunu savunmaktadırlar. Hiksosların çoğunlukla Samilerden oluşan Asyalı insanların bir karışımı olduğuna inanılıyor. Peki bu halklar nasıl Mısır gibi güçlü bir ülkeyi ele geçirebildiler? O yıllarda Mısır zayıf bir yönetim ve sosyal patlamayla düşüş dönemine girmişti. Çölden gelen yabancılar ülkenin dört bir tarafına yayıldı. Hırsızlık açıkça yapılan sıradan bir mesele haline geldi. Yavaş yavaş Mısır'ı büyük bir ülke yapan ruh ve güç, ülkeyi yabancıların aç gözlü bakışlarına maruz bırakarak yok olmaya başladı. Ülke kaçınılmaz olarak istilaya uğradı ve Mısırlılar Hiksos olarak bilinen bu grubun egemenliği altına girdiler. Yani Hiksoslar birdenbire gelip Mısırlıların teslim olmasını istemedi. İşgali bundan çok daha zekice tasarlamışlardı. Sessizce Mısır toplumuna girdiler ve iki ülkeyi kontrolleri altına alacak güce sahip olana kadar uzunca bir süre beklediler. Çoğunun bugün İsrail ve Suriye olarak adlandırdığımız ülkelerden geldiği Hiksosların hepsi daha sonra İsrailler olarak isimlendirilecek insanlarla aynı Batı Sami dilini konuşuyorlardı. Aklımıza hemen şu soru gelir. Hiksoslar aslında Yahudi miydiler? Cevabın hayır olması gerekiyor çünkü o zamanlar Yahudi kavramı henüz oluşmamıştır. Mısırlıların Habiru yani İbrani dediği her yere yayılmış göçmen kabileler onlarla aynı dili konuşan Asyalı Samilerin bir türüydü. Yine de Hiksos Habiru toplumlarının sonraki bir tarihte İsrail'in kabileleri ve dolayısıyla Yahudileri oluşturan birleşik bir toplumun çoğunluğunu oluşturdukları ihtimali bir hayli mantıklı geliyor. İncil'in Yahudilerden ilk bahsettiği tarihle Mısırlıların Hiksosları ülkelerinden çıkarıp başka bir diyara Kudüs'e kadar kovalamalarıyla tamı tamına aynı tarihe denk gelmesi gerçekten şaşırtıcı bir tesadüf. Birkaç yıl önce ortaya çıkan jeolojik bir belgeye göre Orta Doğu yakın bir zamanda çöl olmuş. 5-6 bin sene önce Mısır bölgesi şimdikinden çok daha verimli ve yeşil bir bölgeymiş. Belgeler M.Ö. 2000 yıllarında
tüm Yakın Doğu'nun mevsimlik kuraklıklarla karşılaştığı ani iklim değişimleri olduğunu gösteriyor. Maat yani hoşgörü anayasasına inanan Mısırlılar cömert insanlardı. Ve Nil Vadisi'nin dışındaki dayanılmaz hayat şartlarında su ve koyunlarını besleyecek bir yer arayan Habiruların yaşamasını kabul ettiler. Bu durumun açık bir tarifi aslında İncil'in Yaratılış 12'ye 10 adlı bölümünde yer alıyor. Ülkede kıtlık baş gösterdi ve kıtlık dayanılmaz olduğu için İbrahim kısa bir süre kalmaya Mısır'a gitti. Hiksos krallar ülkeyi yönetmeye başladığında Mısırlılara sadece iki şey öğretmişlerdi. Birincisi Mısır'ı istila sırasında oldukça işlerine yarayan savaş arabaları, ikincisi de insanlara güvenmemek. Hiçbir kültürel mirası olmayan bu göçebe toplum aslında tamamen Mısır'ın çok üst düzeydeki kültürel zenginliklerini hemen benimsemişti. Bu yeni yöneticiler isimlerini Mısır hiyeroglifleriyle yazmaya, Mısır krallarının geleneksel ünvanlarını almaya ve kendilerine Mısır isimleri vermeye başladılar. Hiksos krallar Mısır'daki tanrılardan olan Avaris adına yeni bir şehir kurdular. Buradan tüm Mısır'ı yönetmeye başladılar. Bu tanrı Kenan ülkesindeki önceki tanrıları Baal ile benzerlikler gösteren Set idi. Dinlerinin merkezine Set'i yerleştirdiler ama aynı zamanda Ra'yı da büyük tanrı olarak benimsediler. Ve kendilerine verdikleri kral isimlerinde onun adını kullanarak onu onurlandırdılar. Daha sonra iki ülkeyi de eski başkent Memphis'ten idare etmeye başladılar. Mısır monarşisinin öğeleri eski başkent Memphis'in yönetimini kaybetmiş olsalar da Yukarı Mısır'ın Teb şehrinde varlığını sürdürdü. Belgelerden Teblilerin ilişkilerini iyiymiş gibi gösterdikleri Asyalı kralların hakimiyetini tanıdıkları açıkça anlaşılıyor. Zaman içinde Hiksos kralları Mısır kültürünün ve dininin birçok noktasını benimsedi. Bu durumda kaçınılmaz olarak siyasi dini bir problemin ortaya çıkmasına neden oldu. İşgalciler fizik gücün yanında ruhsal güce de sahip olmak istediler. Örneğin Hiksoslu kral Kian, Ra'nın oğlu ünvanlarının yanında Horus ünvanını da kullandı. Hiksosların kralları Horus'u kullanınca tüm Mısırlılar çileden çıkmıştı. Değerli takipçilerim, burada size Mısır inanışında önemli bir meseleyi anlatayım. Mısır kralı ölünce artık Osiris olur ve sonsuz yaşama ulaşırdı. Oğlu ise belirli bir törenle ve gizli sırlar aktarılarak Horus olarak ilan edilir ve tahta geçerdi. Hiksos kralları tüm o güçlerine ve Mısır dinini benimsemelerine rağmen bu özelliğe sahip değillerdi. Nasıl olur da bir yabancı, yalnızca gerçek Mısır krallarının ve kutsal odadakilerin bildiği gizli bir süreçten geçmeden kendisini Horus ilan edebilirdi? Aslında cevap basit. Yapamazdı. Mısırlılar en büyük sırlarını bu kaba yabancılarla paylaşmamışlardı. Kian bu güçlü ünvanı ölesiye istediği ve ona meşru olarak ulaşamadığı için boş ünvanı kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Mısırlılarla yeni efendilerinin arasındaki yüzeysel ilişkiler iyi durumdaydı ancak aynı zamanda kızgınlık da en üst boyuttaydı. Ayrıca Mısır geleneklerini ve tarzlarını taklit etmelerine rağmen Hiksos krallar esasen farklı kaldılar. Hiksosların Mısır'ı benimsemesi tamamen yüzeyseldi. Mısır dilini çok komik bir aksanla konuşuyorlar ve sakal bırakıyorlardı. Halbuki Mısırlılar her gün tıraş oluyordu. Günlük hayatı yönetmeleri bir yere kadar tahammül edilebilirdi. Hem dünyada hem de gökyüzünde tanrıların dünyasına dahil olmak istemeleri ise kabul edilemezdi. Kitabın yazarlarına göre bu karışık ve etkileyici bir dönemdi. Bu yüzden olaylar ile kişileri yeniden incelemek gerekirdi. Dönem hakkında daha fazla bilgi ve gerçek Mısır krallarının özellikle de 2. Sekenenre Tao'nun hakkında bir şeyler bulmak daha faydalı gözüküyordu. Bu kral Hiksos yönetimi tarafından Yukarı Mısır'ın Teb şehrine sürülmüştü. Kitabın yazarlarına göre tüm olayın çözümü ya da kilidi açacak kişi aslında bu Teb'e sürülen Mısırlı 2. Sekenenre Tao isimli kraldı. Bütün olaylar yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı Ra'nın oğlu ünvanları alan Apophis ile bu Mısır kökenli kral arasındaki güç savaşından doğduğunu buldular. Hiksos halkı savaş yanlısı ve bencildi. Her Mısır kralı Osiris olmak isterdi. Ama Hiksoslar kendilerine tanrı olarak Osiris'i öldüren kardeşi Set'i seçmişlerdi. Hiksoslar Set'i tanrı seçerek şeytanın gücüne olan bağlılıklarını ve Mısır halkına saygı duymadıklarını
gösteriyorlardı. Mısırlıların ana doktrini gibi duran hoşgörü yasaları ki adına Ma'at kavramı denir, Kral Apophis'e saçma geldi. Atalarının Mısır'ı almasını sağlayan da işte bu fazla hoşgörü olduğunu düşünüyordu. Ma'at'ın karşıtı bencillik, yalancılık ve adaletsiz gibi olumsuz davranışları temsil eden İsvet'in başı Apophis adındaki ejderhaya benzeyen kötü ruhlu dev bir yılandı. Apophis de bir kral olarak ismini işte buradan almıştı. Bu Ma'at'ın karşıtı şeytan görünümlü kör ve sağır şeyin yapabildiği ise karanlıkta çığlık atıp her gece güneşin doğuşuna kadar kaçmaktı. Mısırlılar kötü ruhlu yılan Apophis'in bir gece Ra ile yaptığı savaşı kazanması halinde bir daha güneşin hiç doğmayacağına inanıyorlardı. Bu tehlikeden korunmak için ışığın ve karanlığın güçleri arasındaki sürekli savaşta güneş tanrısına destek vermek için her gün tapınakta ayinler düzenliyorlardı. Hiksosların başkenti Avaris şehrinin güneyinde bulunan Teb şehri Apophis'e vergi ödemeleri ve Hiksos krallara boyun eğmelerine rağmen Mısırlı krallarını saymaya devam ettiler. Dışlanmalarına ve yoksullaşmalarına rağmen Teb halkı orta krallığın geleneklerini sürdürmek için mücadele etti. Apophis, iki ülkenin kanuni kralı olarak ölümsüzlüğe erişmek için Teb kralından Osiris'e dönüşmenin sırlarını istedi. Teb kralı 2. Sekenenre'ye Tao, kendisini Horus olarak gören güçlü genç bir erkekti ve doğuştan gelen hakkını hiç kimseyle, hele de kendisine bir isim olarak karanlığın yılanı ismini seçen sakallı bir Asyalı ile paylaşmaya hiç niyeti yoktu. Onun olumsuz cevabı iki kral arasında çabucak düşmanlık başlattı ve Kral Apophis Sekenenre'ye verebildiği kadar zarar vermeye başladı. Bu çatışmanın önemli bir örneği olarak Apophis, Avaris'ten 400 mil uzakta bulunan Sekenenre'ye gürültüden şikayet ettiği bir emir gönderdi. Şöyleydi: "Şehrin kuzeyindeki su aygırı havuzunu ortadan kaldır. Gece gündüz uykumu kaçırıyorlar." Bu mesaj Sekenenre'yi aşağılamak için tasarlanmış basit bir mesaj değildi. Bu mesaj ortada kutsal yönetim hakkı elde etmek için çok açık bir güç savaşı olduğunu gösteriyordu. Teb halkı şehrin kuzeyindeki havuzlarında su aygırlarını zıpkınlama geleneğini geri getirmişti. Bu Mısır monarşisinin güvenliğini sağladığına inanılan eski bir adetti. Bu durum Apophis'i açıkça rahatsız etti, ancak rahatsız etmesinden de öte su aygırı Hiksosların baş tanrısı Set'in sembollerinden biri olduğu için Asyalı krala hakaret gibi geldi. Sürtüşme belli bir süre daha devam etmiş olabilir, ancak Apophis'in bir süre sonra Teb kralının buna bir son vermeye ve sırları Sekenenre'den almaya karar verdiğine inanılıyor. Bu durum Sekenenre'nin öldürülmesine kadar sürdü. Onun ölümünden sonra yerine geçen oğlu Mısır'daki tekrar dirilişi sağladı ve Hiksos krallarının ülkeden atılması ve yönetimin tekrar Mısırlı kralların eline geçmesiyle bu Hiksos dönemi de son bulmuş oldu. Değerli takipçilerim, kitabın iki yazarı bu aşamadan sonra olayları daha iyi inceleyebilmek ve daha çok kanıta rastlayabilmek için öncelikle Tevrat'a ve Yaratılış bölümüne, arkasından Masonik bilgilere başvurmuşlardır. İşte tüm bu bilgileri harmanlayınca bazı kilitler açılmıştır. Sekenenre ve Apophis ile bağlantısı olabilecek kişiler ancak Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve muhtemelen Hazreti Musa'dır. Yazarlarımız kutsal metinlerin ışığında Hazreti Yusuf'un Hiksos döneminde Sekenenre'nin düşmanı olan Apophis'in veziri olduğu sonucuna varıyorlar ve bunun üzerine kronolojik bir tarihlendirme çıkıyor. İşte bakın, Yahudilerin tarihindeki 5 önemli kutsal ismin bir sıralanışını görelim. İlk başta M.Ö. 1780'de Hazreti İbrahim ilk defa Mısır'a geliyor. Muhtemelen 30 yaşlarında. M.Ö. 1740 Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın doğumu. M.Ö. 1680 Hazreti İshak'ın oğlu Yakup'un doğumu. M.Ö. 1620 Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf'un doğumu. Ve M.Ö. 1570 Vezir Yusuf'un, ki muhtemelen vezir olma tarihinde 50 yaşlarındaydı ve Hiksosların son dönemi. Burada verilen tarihlendirme İncil'den alınan bilgilerin mantığında sıralanmıştır. Böylece Apophis ile Sekenenre'nin arasındaki çatışmanın tarihinden geriye doğru gittiğimizde Hazreti İbrahim'in Mısır'a geliş tarihini, yani tam da Hiksos hanedanlığının başladığı tarihi buluyoruz. Ve kaçınılmaz sonuç ortaya çıkıyor. Hazreti İbrahim bir Hiksos'tu. Hatta belki de
prens olduğunu düşünmüşlerdi. Bir Mısır terimi olan Hiksos'un anlamının çöl prensleri ve Hazreti İbrahim'in de geldiği Ur şehrinde yüksek tabakadan biri olduğunu biliyoruz. Kral Sekenenre aşağı Mısır'daki Hiksos bir kralda vücuda gelmiş eski karanlığın gücü Apophis'e karşı büyük bir beyin savaşı veriyordu. Ve muzaffer olması için güneş tanrısı Amora'nın ona güç vermesi için tam desteğine ihtiyacı vardı. Her gün kraliyet sarayından ayrılıp güneşin tam tepede olduğu, yeryüzünde bir insanın neredeyse hiçbir şekilde gölgesinin veya tek bir nokta karanlığın olmadığı tam öğle vaktinde Amora'nın tapınağına geliyordu. Güneş zirvede olduğunda Ra da en güçlü haline kavuşuyordu, Apophis de en güçsüz haline. Bir gün Sekenenre'nin haberi olmadan Apophis'in adamları Osiris'in sırlarını kıdemli rahiplerden öğrenmek istediler. Ancak olumsuz cevap alınca ikisini de öldürdüler. Sonra bakın olaylar nasıl gelişti. Duaları bittiğinde güneydeki kapıya yönelen Sekenenre elinde çekim cetveliyle ondan Osiris'in gerçek sırlarını isteyen ve söylememesinin ölümle sonuçlanacağını, söylemesi halinde ise üçünden başka kimsenin bilemeyeceği ve diğer ikisinin izni olmadan bu sırları açığa vuramayacağını bildirdi. Ama o, kutsal sırlara ihanet etmektense ölmeyi tercih etti. Aldığı cevapla tatmin olmayan hain, Efendimizin alnına vurma girişiminde bulundu. Ancak onun sağlam duruşundan korktu ve darbesi Sekenenre'nin sağ şakağına denk geldi. Yine de bu darbe onun sendelemesine ve sol dizinin üstüne çökmesine yetti. Hemen ayağa kalkan Sekenenre batı kapısına yöneldi. Ancak orada da ikinci hain vardı. Ona da birinci haine verdiği cevabın aynısını verdi. Ve elinde düz bir sopa olan hain ona doğru hamle yaparken öncekinden de mert bir şekilde durdu. Hain onun sol şakağına vurdu ve o da bu sefer sağ dizinin üstüne düştü. Sendelemesine, başından kan akmasına ve neredeyse bayılacak halde olmasına rağmen iki hainden de kaçmayı başaran Sekenenre, üçüncü hainin beklediği doğu kapısına yöneldi. Sözüne bu en zor anda bile sadık kalan kraldan aldığı olumsuz cevap üzerine, üçüncü hain de kocaman bir taşla kralın alnının tam ortasına vurdu. Bu darbe onu cansız bıraktı. Mısırlıların tahta geçme sırları Hiram Abif denilen kişi, yani kayıp kral Sekenenre ile beraber toprağa gömüldü. 1881'de Emil Brugsch, Firavun 2. Ramses'in mumyasını keşfettiğinde aynı odada Ramses'ten yaklaşık 300 yıl yaşlı olan ve ondan keskin kokusuyla ayrılan başka bir hanedan cesedi daha vardı. Yazılana göre bu beden, Hiksos dönemi boyunca güneyde Tep şehrine sürgün edilen yerli Mısır krallarından biri olan Sekenenre Tao'ya aitti. Parçalanmış gözünden de anlaşılacağı gibi Sekenenre şiddete uğrayarak ölmüştü. Başının ön kısmının ortasına bir darbe almıştı. Başka bir darbe sağ göz çukurunu, sağ yanak kemiğini ve burnunu kırmıştı. Üçüncü darbe de sol kunağının arkasına gelmiş ve İlk boyun omurunun bitimiyle şakak kemiğini parçalamıştı. Yaşarken siyah kıvırcık saçlı uzun boylu yakışıklı bir genç erkek olmasına rağmen Sekenenre'nin yüz ifadesi onun acı içinde öldüğünü gösteriyor. Öldükten sonra mumyalanmadan önce bir süreliğine bekletildiğine göre ölüme biraz daha dayanmış olmalı. Çürük kokusu ve erken bozulmanın sebebi de bu durumdur. Sekenenre'nin nasıl öldüğü Mısır belgelerinde geçmiyor ancak çok büyük ihtimalle ölümü Hiksos krallarının elinden oldu. Galiba imkansız gerçekleşmişti. Hiram Abif ortaya çıkmıştı. Üstelik bedeni de hala duruyordu. Hasarlar tamamen uyuşuyordu. Mason efsanesinde Hiram Abif'in katillerinin ismi Jubelo, Jubela ve Jubelum. Üçü birlikte Juves olarak adlandırılıyor. İsimler sembolik olarak bulunmuş gibi duruyor. Bizi asıl ilgilendiren katillerin kendisi. Yazarlarımız burada sembolik olarak söylüyorlar fakat bir türlü dilleri şuna dönmüyor. Jubela, Jubelo, Jubelum, Juves. Bunların hepsi bize aslında Juif yani Yahudi'yi hatırlatıyor. Ama nedense bunu görmek pek istemiyorlar. Devam edelim. Kutsal kitapta Hazreti Yusuf ile ilgili anlar ve kendi duvarlarını yıktılar. Katolik Kilisesi bu olayı yani ayeti çok farklı yorumluyor. Yazarlarımızın yorumuna göre şunlar çıkıyor.
Yalnızca sırları öğrenmemekle kalmadınız. Aynı zamanda her şeyi kötüleştirdiniz. Kendinizi kaybedip onu öldürdünüz. Her şeyi göz ardı ettiniz ve tüm dünyayı başımıza yıktınız. Değerli takipçilerim, şimdi sözler ne kadar manalı oldu siz de görüyorsunuz. Kitaptan devam edelim. İki erkek kardeş ve bu bilinmeyen cinayeti işleyen gelecek İsrail kavimleri, Yakup'un küçük gördüğü Leah adlı kör bir kadından doğan Simeon ve Levi adındaki oğullarıdır. Bu kavimler yaptıkları adam öldürme meselesi yüzünden açıkça lanetlendiler. Ancak isimsiz kurban kimdi? Hiram Abib'in katillerinin gerçekten Simeon ve Levi olduğunu ve Hazreti Yusuf'un kardeşleri olduğunu düşünmememize rağmen bu tuhaf kısmın İsrail'in iki kavminin başına kötü işler getiren isimsiz bir adamın öldürüldüğü bir efsaneden bahsettiği muhtemel göründü. Yahudilerin tarihine yazılacak kadar önemli olmasına rağmen neden öldürülen kimse tanımlanmamış? Biraz önce size Sekenenre'nin ölümü hakkında bir tez ve senaryo sunuldu. Bu tezin sahipleri kitabın yazarları. Bu tezlerini şöyle devam ettiriyorlar. Asyalı Hiksos kralı Apofis çok sinirlendi. Veziri Hazreti Yusuf'u bu işi sonlandırmak için görevlendirdi. Yani vezirine gidin ve bu Mısırlı kraldan bir şekilde sırları öğrenin dedi. Bunun üzerine işi devralan Hazreti Yusuf arasının bozuk olduğu iki kardeşini bu iş için uygun gördü. Bu iş onlar için bir şanstı. Hazreti Yusuf şunu da düşünmüş olabilir. Kardeşleri yakalansa, hatta öldürülse bile üzülmezdi. Zira onlar Yusuf'u yıllar önce köle olarak satmışlardı. Başarırlarsa zaten ne âlâ. Kardeşlere ne yapacakları anlatıldı. Kralın her gün öğlen Tep şehrinde tapınağa gittiği detayları verildi. Kardeşler şehirde Amon-Ra tapınağının genç bir rahibiyle bağlantı kurdular. Durumu anlattılar. Rahibi korkuttular ve işbirliği yaparsa Hiksos kralının onu ülkenin baş rahibi yapacağından bahsettiler. Hırslı genç rahip dayanamadı ve onlara uydu. Fakat Sekenenre konuşmayınca olaylar beklendiği gibi gelişmedi. Zaten kraldan önce sırrı bilen iki rahibi tapınakta öldürmüşlerdi. Kral da öldürülünce sır tamamen sonsuzluğa gitti. Bizim kardeşler sırrı alamadılar ve üstelik düşünülecek en berbat işi yaptılar. Hiksos kralı sırları bilen iki rahibin, hatta kral Sekenenre'nin de öldüğünü duyunca çılgına döndü. Artık asla Horus olamayacaktı. Hatta sadece o değil, aslında hiç kimse Horus olamayacaktı. Çünkü sırlar gitmişti. Kralın ölümüyle oğlu Kamose tüm Mısırları uyanışa davet etti. Sonuçta nihayet Mısırlar üzerlerindeki ölü toprağını attılar. Ve büyük çatışmalar sonucu Hiksosları ülke sınırlarının dışına attılar. Bu arada kralın cesedi ne oldu? Tahminler üzerine bu iki Yahudi kardeş büyük bir panikle Sekenenre'yi en yakın bir yere hızlıca gömdüler. Ve Sekenenre'nin bedeni özensiz mezarında günlerce kaldığından kötü durumdaydı. Ancak mumyacılar onu usulüne göre hazırlamayı bildiler. Cezasının bir bölümü olarak genç hain rahip süte batırıldı ve çürüyen proteinin onun kötü olduğunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde çabucak kokutması için çöle götürüldü. Sıra Sekenenre'nin Osiris olma törenine ve oğlu Kamose'nin aynı anda Horus olma törenine geldiğinde her şey tam olarak hazırlandı. Ancak ortada bir değil iki tane tabut vardı. Bunlardan insan şeklinde olan birincisi güzel kokan tanrı insan içindi. İkincisi üzerinde hiçbir açıklama bulunmayan düz beyaz bir tabuttu. Tören başlayacakken görevliler pis kokulu yarı delirmiş bizim genç hırslı rahibi çıplak olarak mumyacıların yanına götürdüler. Ellerini iki yandan tuttular ve Horus olmak üzere olan Kamose tek bir darbeyle onun cinsel organını kesip yere fırlattı. İnleyen genç rahibi daha sonra baştan ayağa sargıladılar. Ellerine ona çok fazla acı veren yarasına dokunmasına, her bakanın ona verilen cezayı anlaması için izin verdiler. Sargılar en nihayet genç rahibin başına kadar geldi ve mumyalayıcılar yüzünü tamamen kaplanıncaya kadar sıkıca sarmaladılar. Tabutuna yerleştirildiğinde üstteki eller kalkar kalkmaz genç rahip onu boğan sargılar yüzünden son bir nefes alma umudu ile ağzını sonuna kadar açtı. Tabutun kabağı kapatıldıktan birkaç dakika sonra da öldü. Bu senaryoyu yazan bizim iki yazarımız çok önemli kanıtlar bulmuşlar. Mısır'da bulunan mumyaların arasında ikisi diğerlerinden daha farklıdır. Sekenenre şiddete uğrayarak ölen tek kraldı.
ve diğer ceset de başka anormal nedenlerle diğer mumyalardan farklıydı. Tüm kayıtlı mumyalar hakkında bilgi toplarken, yaşarken 1 metre 58 santim uzunluğunda çok ilginç kalıntıları olan genç bir adam hakkındaki ayrıntılar karşısında yazarlarımız şok uğruyorlar. Sargıları çözülmüş mumyanın fotoğrafları, ölümünün eşi görülmemiş bir şekilde gerçekleşmesi ve yüzündeki o korkunç acı ifadesi çok etkileyiciydi. Bedeni mumyalanmamıştı. Vücudunda hiçbir kesik izi yoktu. Yani iç organları çıkartılmamıştı. Bu kişi mumyalanmamış, yalnızca sargılanmıştı. Başına belli bir açı verilmemiş ya da yüzünün şekli düzeltilmemişti. Ve adamın uzun, acı bir çığlık attığı anlaşılıyordu. Kolları ne vücudunun iki yanındaydı ne de göğüs hizasında çapraz bir şekilde birleştirilmişti. Ancak elleri aşağıda, cinsel organının olduğu kısımda yarım yamalak birleştirilmişti. Ellerinin altında olması gereken yer boştu. Yani bu adam hadım edilmişti. Örgülü saçları onun şeytan gibi kokmasını sağlayacak ekşi süte batırılmasının bir sonucu olduğu için bizi şaşırtan, açıklanamayan bir şekilde peynir gibi bir maddeyle kaplıydı. Karanlığın şeytanlarının çok güçlü bir koku alma duyuları vardı ve kendilerinden olanları tanırlardı. Dişleri iyi durumdaydı ve kulaklarında küpe vardı. Bu özellikler onun yüksek tabakadan olduğunu gösteriyordu. Üzerinde hiçbir şey yazmayan, kimliğinin belirlenmesi imkansız olan düz beyaza boyanmış sedir ağacından yapılma bir tabut içindeydi. Uzmanlar onun soylu bir kişi ya da bir rahip olduğunu belirtiyorlar. Hangi tarihe ait olduğunu belirlemek zor, ancak Sekenenre'den hemen sonra yönetime geçen 18. hanedan zamanında yaşadığı tahmin ediliyor. Daha önce gözden kaçan bir önemli ipucu da sargıların yüzde yaptığı izlerde gizliydi. Bu izler sıra dışıydı. Ancak bir mumyada daha Sekenenre'nin dul eşi Ahmose İnhapi'nin mumyasında bulunuyordu. Bu izlerin sıkı sargılar yüzünden olduğu düşünülüyor ve ikisinin bu ortak özelliği aynı insanın sargıladığını gösteriyor. Sırtının açısını gösteren diyagramlar genç rahibin sargılanıp tabuta konulduğunda hala canlı olduğunu gösteriyor. Bu kimliği belirlenemeyen ceset genellikle ünlü mumyalara odaklanan Mısır bilimcilerinin ilgisini çekmemişti. Ancak mumyalanmamış bu cesedin canlıyken gömüldüğünü belirlediler. Sonuç: Sekenenre ve katillerinin hikayesi Mısır'ın yeniden hayata dönmesinin ve Hiram Abif'in hikayesidir. Bu iki hikaye aynıdır. Çünkü tek bir hikaye var. Kutsal kitap bazı boşlukları doldururken bulunan mumyalar da adli delilleri sağlıyor. Bunların yanında Masonluktaki bir kanıtın daha derine gittiği ortaya çıkıyor. Üstad Mason olunan 3. derece töreninde kullanılan gizli kelimelere baktığımızda İlginç bir söz ya da bir şey öğreniriz. Kelimeler yeni dirilen kardeşe fısıltıyla söylenir ve asla sesli bir şekilde ağza alınmaz. Tamamen anlamsız gibi görünürler. Tüm kelimeler yapısal olarak birbirine benzerler ve kulağa eski Mısır dili tarzındaki kısa hecelerin birbiri ardına söylenmesi gibi gelir. Bu sözcükleri hecelerine ayırdığımızda aslında okumasını bilene çok anlamlı bir şey çıkıyor. Mason lojasında söylenen kelimeler şunlardı: Ma'at nep men a, ma'at ba a. Mason olanlar belki bu kelimeleri hatırlayacaklardır. Ancak onların saf eski Mısır kelimeleri olduğunu duyunca şaşırabilirler. Anlamı ise şöyle: Ulu olan Üstad Masonluğu kurdu. Ulu olan Masonluğun ruhudur. Hiram Abif'in Mısır'daki kökeni başka bir problemi daha çözdü. Ana karakterimiz Hiram Abif, Yehova'ya değil de Güneş Tanrısı Ra'ya, yani en tepedeki ne taptığını fark ediyoruz. İbadet için tam öğle vaktinin seçilmesinin önemini şimdi daha iyi kavruyoruz. Masonluk bugün öğlen toplanmalarının gerekçesi olarak Masonluğun dünya çapında bir organizasyon olduğunu ve bu yüzden de Masonluk söz konusu olduğunda güneşin en tepede olduğunu söylüyor. Masonluğun en yüksekteki şeklindeki tanrı tanımı bu yüzden öğlen vaktinde en tepede, göklerin üstündeki güneş tanrısı Ra'nın bir tanımıdır. Ayrıca kutsal kitap İsraillerin Yehova ismini koymadan önce atalarının tanrılarına Kenan dilinde tanrı en yüksekteki anlamına gelen El Elyon dediklerini söylüyor. Bu durum Mısır hikayesiyle onu kendileriyle beraber götüren İsrailler arasındaki bağı oldukça kuvvetlendiriyor. Görünen o ki Hiram Abif'in ölümünde Yahudilerin parmağı var. Ama bu öyle güzel gizlenmiş ve farklı hallere bürünmüş ki şaşırmamak elde değil.
Ben burada bir kitaptan yola çıkarak iki Mason yazarın tezini paylaştım. Elbette inanıp inanmamak size kalıyor. Evet değerli takipçilerim, bir videonun daha sonuna geldik. Artık endişe etmeyin, bundan böyle uzun video yapmayı düşünmüyorum. Kısa ve özet şeklinde olması gerektiğine kanaat getirdim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur.